dostlarım, örneğin çok kasıtlı dostlar. Hamımızı salamlıyorum ve hoş geldiniz diyelim. Ən tanınmış alimləri dəvət eləmişik. Həmi Rusiyadan, Türkiyədən, Avropa ölkələrindən. Görürsən, o qədər problemlər var hüquqla bağlı, çox problemlər var. Hamısını müzakirə edirik. O problemlər hamısı təkcə bizə aid deyil Azərbaycana. Hər bir dövlətə aid olan problemlərdir. Mənə elə gəlir ki, problemlər də aktual problemlərdir. 9 ölkənin 30 neçə dənə nümayəndəsi gəlir. Gedəcəyiz elə öz ölkələrinin hamısı da alimlərdirlər. Həmi dərs deyirlər, həmi elmlə məşğul olurlar. Hamısı deyəcəklər ki, Azərbaycanda olmuşuq. Burada konferansın necə keçdi? Yəni, Azərbaycanın müstəqil dövlətin imicini neyirik? İmicini qaldırırıq. Azərbaycanı artıq hər yerdə tanıyırlar. Qabaqlar hamımız Moskvaya gedirdik. Sovet dövrünü deyirəm. Amma indi məqsədimiz oldu ki, hamını bura dəvət eləyək. Görsünlər, Azərbaycanda elm var, Azərbaycanda savadlı adamlar var. Azərbaycanı tanıyırlar, görürsünüz nə qədər akademiklər gəlibdir, alimlər, tanınmış adamlar gəlibdir. Qoy görsünlər ki, Azərbaycan artıq elə bir dövlətdir ki, hamı ora gedir, hamı orada konferanslarda, müəyyən tədbirlərdə iştirak edirlər. Bilirsiniz, bu Azərbaycanı artıq Azərbaycandan qıraqda tanıtmaqdır. Bu konferans yaklaşık 500 milyon insanı ilgilendiren, özellikle hukuk ve demokrasi kültürünün geliştirilip derinleştirilmesi için yapılması elzem olan bir yapıydı. Can Azerbaycan'da bu konferansın organize edilmiş olması bizim için ayrı bir övünç kaynağıdır. Burada yaklaşık 35 ülkeden çok üst düzey adli yargı yöneticisi, çok önemli akademisyenlerin katılımıyla gerçekleşen bu toplantı, aslında 2015 yılında İstanbul'da Türk-Rus Hukuk platformunda alınan kararların icra edildiğini görme mutluluğunu bize yaşattı. Orada Sayın Putin ve Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan alınan kararların sonuç bildirgesini ikili mütabakat görüşmelerinde onaylamışlardı. O bizim için çok sevindirici bir şeydi. Orada alınan taktik ve stratejiler, bütün bu 500 milyon insanı ilgilendiren hukuk alanındaki geliştirmeleri, her bir vatandaşın hukuksal sorunlarını çözmeyi, özellikle ikili ve çoklu sorunların yaşadığı bu coğrafyada hukukun tekliğinin sağlanması, adli ve cezai konularda işbirliğinin geliştirilmesi için hayat öneme sahip bir şey. Dolayısıyla aradan geçen bu 8 yıllık süreçte Azerbaycan'ın önderliğinde Sayın Aliyev'in himayesinde bu kadar çeşitli hukuk sistemine sahip olan ülkelerin bir araya toplanıp, işte Yunanların diğerlerinin toplanıp en önemli konularda hukuk sistemlerini birleştirmek için, sistemli bir şekilde vatandaşların sorunlarını çözmek için buraya gelmiş olmalar en önemli bir şey. Konferans bir günlük olduğu için burada ana hedefler hususunda bir birliktelik, uzlaşma oluşuyor. Burada alınan kararların icra edilebilmesi için gereken adımlar kendi ülkelerinde gerekleri yerine getiriyor. Yani kendi iç mevzuatına buradaki alınan prensip kararlarını aktarmak mümkün olabilecek.